Murat'ı sevebilirsiniz, üstünü düzeltebilirsiniz. Sonra ben dedim zaten. Evet. Böyle kaçıyor ya, bu kaçamaklar oluyor. Bir sürü görüyorum. Şu an isteklerini yazıyor. Kronik karaciğer hastalığı olan bir hastamız. 16 yaşında, 2010 yılında ilk karaciğer nakli oldu. O dönemde artık karaciğer yetmezliği onu taşımaz hale gelmişti ve 2010 yılında ablasından karaciğer nakli yaptık ve nakilde başarılı oldu. Sonrasında 14 yıl o karaciğerle gitti ama hastalığı tekrar etti ve bu nakil karaciğerde de tekrar kronik karaciğer hastalığı bulguları çıkınca 6 ay önce ikinci naklini yapmak zorunda kaldık. Şimdi ikinci nakil sonrasında gayet iyi, sağlıklı, ailesiyle bizi ziyarete geldi. Bu hastalıklar otoimmün hepatit dediğimiz hastalık grubunda %10 gibi hastalık tekrarlayabiliyor ve tekrar nakile gidebiliyor. İkinci nakiller de daha zor oluyor ilk nakile göre. Ama Esma'da işler yolunda gitti ve ikinci nakilden sonra şimdi gayet iyi. Zor bir dönem geçirdik. Şöyle, Esma'nın nakil ihtiyacı 2,5-3 yıl önce başladı ve o zaman da karaciğer bekleme listesine aldık. Kadavra organdan bağış önceliğimizdi ama Esma'nın şanssızlığı kan grubu AB olduğu için AB'de de kadavra organ az çıkıyor ve bu 3 yıllık bekleme sürecinde organ çıkmadı ve hastamız da oldukça ağır bir duruma geldi. Bu durumda acil olarak canlı verici şansını denedik. Burada da donörlerde hepsinde ayrı ayrı sıkıntılar çıktı ama çok verici ve ona bağlı bir ailesi var. 12. donörde uygun donörü bulduk ve nakilde o ameliyattan sonra tuttu. Esas mesaj kadavra donörlerin artması yönünde olacak. Yani toplumda çok organ bekleyen hastamız var. Eğer öldükten sonra organları bağışlarsak, kadavra bağışlar artarsa bu tür canlı donörlere olan ihtiyaç azalacak. Yani esas çağrımız organ bağışının desteklenmesi, artması, öldükten sonra organlarımızı bağışlamak yönünde olacak. Ben güzel ablaya şeker diyet yapayım artık diyorum da izin vermiyorum. 2018'de nüks oldu. Yani aslında biliyordum sürecin yeniden nakile gideceğini ama hani yükselttiği için hastalık. Ama yine de galiba çok hazır değildim yine de. 2020'de yeniden yazıldım listeye. Sonrasında bekleme süreci ama zaten olmadı yani, hani çıkmadı kadavradan. Ama en sonuna geldiğimizde artık çok kötüleştim ve yoğun bakım derecesindeydim ve hastaneye yattım. Zaten yatıştan sonra da bir daha çıkamadım. Normalde hemen nakil olacağım diye düşünüyordum ama kadavradan çıkmadığı için, canlı vericilerde de uyum sağlayamadığı için 12 kişi çalışıldı. 12. kişinin uyum sağladı. O nedenle sıkıntı oldu. Eşim zaten sürekli yanımdaydı. Hastanede refakatçi olarak yanımdaydı. Oğlumu okula gittiği için ablamla birlikte Konya'da bırakıp gelmiştim. Çok uzun bir süre ayrı kaldık o yüzden. Yani Konya'da yattım hastanede. Daha sonra burada geldim, 1,5 ay hastanede yattım. Çok uzun bir süre o yüzden ayrı kaldık. Zordu. Yani en zoru oydu. Zaten ben daha önce de en çok söylediğim şey... neyi özlediniz diye sormuşlardı. Sadece basit, sıradan, normal hayatta yapılabilen, normal denilen ne varsa onu özledim. Hani en basit bir kahvaltı yapmayı eşimle, oğlumla özledim demiştim. Evet, şimdi onu yapabiliyorum. Normali özlemek diye bir şey var yani, evet. Her defasında kan tahlilleri yapılıyor. İşte MR çekiliyor falan. Tüm her şey yapılıyor, uyum sağlandı gibi oluyor. Sonra konseye gidiliyor ve olmadı deniliyor. Aslında şu an baktığım yerden şeyi söyleyebiliyorum. İyi ki konseyde hepsi
reddedilmiş diyebiliyorum. Çünkü hani çok inceleyip sık dokumaları gerekiyordu. Doğru bir karar vermişler yani, hani o anlamda teşekkür edebilirim ama hani yine de her defasında o olmadığı duymak tabii ki zor oluyor yani. Her gün iyi olacağımı düşünerek başlayıp sonra akşam galiba veya işte o haberi aldığım anda galiba bitti, tamam galiba buraya kadardı, hani olmayacak galiba diye düşünmek ama bir sonraki gün yeniden sil baştan. Yani her donör olmadığında çok böyle ağlayıp üzülüp sonra tamam bitti, buraya kadar ağladın üzüldün, hadi bakalım yeni donör için hazır ol şeklinde yeniden kendimi ayağa kaldırıyordum. Yani çok aşırı zor bir durum ve hani bir de şöyle bir durum var aslında. Karaciğerde canlı verici olayı var. Hani en azından canlı vericiden verilebiliyor. Bir de mesela kalp hastaları gibi, kalp nakilli bekleyenler gibi şey olmayan da var. Yani hani sadece kadavraya ihtiyacı olan. Çünkü kalpte yani canlı vericiden alma gibi bir şansımız yok. Dolayısıyla sadece kadavraya ihtiyaç var ve kadavra yok yani. Organ nakli gerçekten bu anlamda aşırı önemli. Hani esasında bence en çok onu vurgulamalıyız. Verilmiyor yani. Verilmeyince de bu defa o hastalar, ki mesela benim naklimden sonra yani tanıdığım bir arkadaşım, bir çocuğu vardı mesela. Esila, çok gencecik bir kız yani. Vefat etti mesela 5 yıl nakil bekleyip 5 yıldan sonra bulundu ama vefat etti. Hani bu aşamada vücudun çok yıpranması çok sıkıntılı. Hani o kadar uzun süre nakil beklemek çok sıkıntılı. O anlamda hani boşu boşuna bir vücudun hani toprak olmasının ne anlamı var? Bağış bu anlamda çok önemli. Ben kendi adıma mesela bağışımı yaptım. Eşim organ bağışçısı. İkimiz de organ bağışçısıyız. Ben ne kadar bir yararım olur bilmiyorum ama öyle. Ben nasıl hissediyorum? Ben iyiyim. Yani üçüncü kere doğdum. Ve bence çok o anlamda güzel bir duygu. Tabii canlıda iki kişi ameliyat ediyorsunuz. Evet, iki kişi ameliyat ediyorlar. Çok daha riskli bir durum. Yani